Seni unutmak güçtü. Gülüşün aklıma düştü. Herkese merhaba. Bugün Fuleli Adımlar'ın 5. programıyla sizlerle beraber. Bugün neyi, hangi maçı değerlendireceğim zaten 4. programın sonunda söylemiştim. Tekrardan bir tekrarlayayım. Bugün Başakşehir maçını değerlendireceğiz. Buna futbol maçı demeye bin şahit ister gerçi. Tek taraflı bir müsabaka oldu. Başakşehir bugün 3-0 gibi bir net skorla Bursaspor'umuzu mağlup etti. Söyleyecek futbol adına hiçbir şey yok. Futbol adına konuşmaya değecek bir şey de yok. Leş gibi bir futbol oynadı bu takımımız. Ve leş gibi bir sistemle 3-0 mağlup oldu. 3-0 bizi yanıltmasın. 5-6-7-8-10 olurdu. Başakşehir durdu. Atmadı. Arda Turan girdi falan filan. Onların hepsine değineceğim biraz sonra. Benim dikkatimi çeken bir konu var. Başakşehir maçları, belediye maçları Bursaspor için hep kırılma maçları olmuş bugüne kadar. Hani bunlar örnek vermek gerekirse 2010 yılında şampiyonluk senesinde yapılan rekor deplasman. Onun dışında 4-1 yenildiğimiz deplasman var. Başakşehir'e ve Ertuğrul Hoca'nın istifa etmesi şampiyonluktan sonra süre gelen süreçte. İç sahada 6-0 yendiğimiz vesaire vesaire vesaire. Bu sene de 3-0 yenildiğimiz bu maç umarım bir dönüm noktası olur. Bursaspor maça çok değişik bir 11 ile çıkmadı. Fakat sistemsel olarak bir değişikliğe gitti bu hafta teknik direktör Paul Legren. Kalede Harun, savunmanın sağında Barış Yardımcı, Siçi, Ekong, Aziz Beyiç defans dörtlüsünü oluşturuyordu. Önlerinde Badu Agu, Pablo Martin Bataja, sağ kanatta Dondela, sol kanatta da Kembo vardı. Jires Kembo, Ekoko, santraforda da yeni transferimiz Musa Sova yer verdi Paul Legren. Bugün her zaman oynamaya alışkın olduğumuz 3-5-2 taktiğinin yanı sıra bugün 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya çıktı Paul Legren. Bu taktiğin değişmesindeki en önemli sebep de savunmada 3-5-2'nin 3. adamı Ertuğrul'un sakat olmasından dolayı diye düşünüyorum. Bundan dolayı mecburi bir dönüş yapmış olabilir teknik direktör Paul Legren. Maçın ilk başına gelecek olursak, maçın ilk dakikalarında özellikle yediğimiz 17. dakikadaki gole kadar inanılmaz bir baskı altında inanılmaz kötü bir futbol oynadık. Başakşehir'in pas akışını kesinlikle kesemedik ve dakikada top çıktı mı çıkmadı mı derken bir korner kazandı Başakşehir. Bu kornerden sonra da orta geldi. Atama yine Ekong'un mükemmel savunmasından, markajından kurtulup kafayı vurdu çok rahat bir şekilde. Harun'u mağlup etti. Bu golde Ekong ve Harun'un fazlaca hatası var. Harun'un üstüne gelen bir pozisyon, Ekong'un da orada adamını kaçırması kabul edilebilir bir davranış, bir oyun stili değil. Bundan dolayı gol ikisine yazıldı. Daha çok tabii %70 Ekong, %30 Harun diyebilirim. Ardından golü yedikten sonra pek bir şey değişmedi oyunda. Yine Başakşehir'in pas üstünlüğünü, oyun üstünlüğünü kabul eden bir Bursaspor vardı sahada ve bunun üstüne bir şekilde oyunda üstünlüğünü ele alamıyordu Bursaspor. Yani oyunda hiçbir şekilde varlık gösteremiyordu. Bunun dışında sadece Jires Kembo Ekoko'nun 2-3 tane adamı ekart edip zayıf bir vuruş yaptığı ve topu Volkan Babacan'a nişanladığı pozisyon var. Volkan Babacan'ın kurtardığı pozisyonda herhalde maç boyunca kaleyi bulan tek şutumuz, zayıf bir şut. Ardından 37 ya da 38. dakikada Pablo Martin Bataja sakatlandı. Yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Gençler Birliği maçında bildiğiniz üzere Yusuf Erdoğan'ın oyundan alınmasını çok eleştirmiştim ben. Bu maçta da Bataja'nın yerine Yusuf Erdoğan'ın oyuna girmesini çok eleştiriyorum. Şimdi kenarda senin yeni transferin Grozov var. 10 numara mevkisinde oynayabiliyor. Sen neden Jires Kembo Ekoko'yu 10 numara mevkisine çekiyorsun? Yusuf'u sol kanatta oynatıyorsun. Yusuf'un yine girmesine lafım yok. Bataja'nın yerine girmesine sıkıntı var. Kembo kalmalı. Ortaya Grozov'u alıp daha sonra ilerleyen hamlelerde Yusuf'u oyuna almalıydın. Bence teknik direktör Legen'in gözünden bakacaksa. Yani Jires Kembo hem alışık olmadığı bir mevkide oynuyor hem de oyun tarzına hiç yatkın olmayan bir durumda böyle bir şeyle karşılaşıyor. Jires Kembo'nun da belli efektifleri var. Efektif hareketleri var. Bunları sağlayamadı ve bir şekilde orada iyi verim verdiğini düşünmüyorum. Bataja'nın yokluğunu da aradık diyebilirim. Bataja da bugün hani olsaydı çok bir şey değişmezdi. Sadece belki bir tane gol atabilirdik. Ardından ilk yarı bittikten sonra ilk yarı 1-0'lık skorla bitti. İkinci yarının hemen başında Başakşehir mükemmel başladı oyuna. Hani yine aynı şekilde aynı ezilen Bursaspor profili sahadaydı. Bunun üstüne Başakşehir biraz daha sakinleşmiş ve kendi sahasında top yaparak çıkıyordu. Neyse, Emre Belezoğlu denilen bir arkadaş var. Bir oyuncu var bildiğiniz üzere. Her ne kadar herkes çok kısa da tekniği ve futbol bilgisi muazzamdır. Emre Belezoğlu topu alıyor. Yine bakıyor herkes gözünün önünde top Emre Belezoğlu'nun almasına. Agu bakıyor, Badu bakıyor, defans bakıyor. Emre Belezoğlu topu sağ kanada yolluyor. Özette ya da golde görmüşsünüzdür zaten. Sağ yolluyor. Aziz Beyiç var. Aziz Beyiç'in önünde de Edin Visce var. Aziz Beyiç sadece bakıyor. Edin Visce gelen topa vuruyor. Ortada Mossoro. Yine Barış Yardımcı, Agu, Ekong'u ekarte edip 3'e 1 kafayı vuruyor ve golü atıyor. Harun'un ters ayakta yakalıyor.
Bu golde bu gol kime yazar? Bu gol Barış Yardımcı'ya yazar, Ekong'a yazar, Harun'a yazar. Harun'u yine kurtarması gereken bir pozisyondu diye düşünüyorum ben bu pozisyonu. Siz nasıl tepki verirsiniz bilmiyorum. Ha, bu dakikaya kadar takıldığım bir noktada maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın inanılmaz taraflı ve kötü maç yönettiğini söylemem gerekiyor. Hani maçı izlerken çıldırdım, hatta Twitter'ımda bayağı küfür kıyamet her şeyi yazdım. Hani bu şekilde kabul edilebilir bir maç yönetmedi. Onlara verdiği bize verdiği sarı kartlara bakıyoruz. Onlara aynı pozisyonda vermediği sarı kartlar var. Ha, bu çok tartışmaya yol açabilecek adil olmayan bir yönetim stili. Bunu da umarım Türkiye Futbol Federasyonu bir an önce görür. Merkez Hakem Komitesi bir an önce görür ve maç kısıtlamasına giderler. Değinmek istediğim bir noktada maçta Bursaspor'un atak üstünlüğü, atak sayısı o kadar azdı ki maçın sonlarında Delarj'ın arabasında Aziz Bey hiç hareketlendi ve ceza sahasında kaleye paralel bir orta kesti. Kimse dokunamadı. Kornere gitti top. Ama efektifliğimiz o kadar az ki. Reji, Beinsport rejisi bunu ikinciye vermemiş bile. Tekrar yok yani özette. Buradan her şeyin ne kadar kötü olduğunu zaten anlamamız lazım. Son olarak yine Emre Belezoğlu gibi Arda Turan'ı ne kadar sevmesek de mükemmel bir gole imza attı. Adeta 90'a nişanladı topu. Bu pozisyonda da Barış Yardımcı'nın yediği fake. Yine Ekong'un nereye gideceğini bilemeyen tavrı yüzünden Arda Turan çok rahat bir vuruş yaptı. Kaleci Harun'un hiçbir yapacak bir şey olmadığı pozisyonda golü ağlarımızda gördük. 3-0 oldu. Bundan önce Adebayor'un direkten dönen pozisyonu da var. Birçok pozisyon var Başakşehir adına. 5 belki 6 olabilecek bir maçı 3-0'da bıraktı Başakşehir. Yani bunun üzerine 3-0 bitti maç. Bunun üstüne fazla yorum yapmanın mantığı yok. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekir. Fakat ben takımda gördüğüm kadarıyla çok fazla konsantrasyon kaybı ve inanılmaz bir tutukluk var takımda. Bu tutukluğun geçmesi lazım. Alanyaspor maçı var önümüzdeki hafta. Alanyaspor'dan galibiyet almamız şart. En azından 40 puan seviyelerini çok rahat geçmemiz lazım. Yine geçen senenin aynı korkularını yaşamak istemiyorsak. Yine sonlara yaklaşırken burada orta sahanın kalitesizliğinden bahsetmek istiyorum ben. Agu'nun ve Badu'nun yetersizliği bizlere gerçekten çok sıkıntılanlar yaşatıyoruz her seferinde. Özellikle Badu'nun ofansif olarak da bir katkısı yok. Defansif olarak da bir katkısı yok. Sürekli yan toplar oynuyor ve oyuncu bozmaktan aciz. Zaten özeti izlerseniz Arda Turan'ın attığı 3. golde Arda Turan şutu vurduğunda kadraja girebiliyor. Sen orta saha oyuncusun arkadaşım, neredesin yani der insanlar. Kiralık Allah'tan da önümüzdeki sene kadromuzda olmayacaklar. Ben maçı izlerken çok çekerek çıldırdım yani bunları. Agu'nun özellikle, yine Badu'nun ne kadar ofansif oynamaya çalıştığını düşünürsek Agu da bir o kadar defansif oynamaya alışmış. Sürekli defansif müdahaleler, defansif bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Fakat defansif olarak da bir katkı sağlayamıyor takıma. Oyuncu bozmaktan, karşı takımın topçularını bozmak dışında herhangi bir olumlu hareketi yok Agu'nun. Bugün maçta bu bozma hareketini de yapamadı. Bundan dolayı orta sahayı çok çabuk geçen bir Başakşehir vardı. Pas yüzdesi yüksek bir Başakşehir vardı ve kalite olarak zaten bizden üstün bir takım Başakşehir kadro kalitesi olarak. Fakat yine de ruhla mücadele etmesini beklediğim oyunculardan biriydi Agu ile Badu. Ve ikisi de bugün gerçekten beklentilerin çok çok altında kaldılar. Özellikle Pablo Martin Bataja'nın 30'lu dakikaları sonunda oyundan çıkmasından sonra orta saha sirkülase oldu ve inanılmaz kötü performans sergilediler. Son olarak Paul Legen'e bir şeyler söylemek istiyorum. Bu haftadan itibaren Paul Legen için her hafta tehlike çanları çalmaya başladı maalesef. Artık Paul Legen'e olan güven de, taraftarın saygısı da, sevgisi de azalmaya başladı. Çünkü elde tutulan hiçbir şey yok. Kendimizden yukarıda takımlara karşı alabildiğimiz puan veya puanlar yok. Bir şekilde sürekli ezilen Bursaspor var ortada. Ha, diyeceksin elindeki kadro bu, nasıl olacak falan diyebilirsiniz. Fakat geçen senede 27 puan toplayan bir takım vardı ve bunun 3-4 katı daha alt maliyetlerle kurulmuş bir takımdı. Bu sene istediği transferlerden bir tanesi olmuyorsa bir tanesi muhakkak oldu. İstediği oyuncuları kadroya kattı. Fakat bir şekilde topu karşı takımda kabul eden futbol anlayışından vazgeçemedi Paul Legen. Defansif olarak veya ofansif olarak. Bursaspor gördüğünüz üzere üretkenlikten çok çok uzak. İnanılmaz uzak. Bu üretkenliği bir şekilde kırmak için Musa Sov, Grozov gibi oyuncular alındı. Fakat bunlar da bir şekilde alışma süreçleri var. Dediğim gibi geçen programda kampta transfer yapamama hastalığımız bu sezonun ilk maçına da yansıdı. Biraz talihsiz bir fikstürümüz var. Bunu kabul edebilirim fakat bir şekilde takımın varlık göstermesi lazımdı. 3-0 yine yenilebilirsin. 5-0 da yenilirsin ama ezilmezsin. Bursaspor bugün sahada ezildi. Ezilmemesi lazımdı. Son olarak Grozov'a bir ayrı parantez açmak istiyorum. George Grozov gerçekten kumaşını belli etti ilk maçında. Yaptığı koşularla, oynadığı futbol anlayışıyla Bursaspor'a çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Umarım güzel bir transfer olmuştur. Demek istediklerim bu şekilde. Bu skor, bu futbol anlayışı, bu mantalite
Beşiktaş maçından sonra da böyle devam ederse çok fazla taraftarın sabrının kalacağını düşünmüyorum ve Olagen'le yollarına ayrılacağını düşünüyorum ben. Hani sabrın da bir sınırı var. Bursaspor taraftarı güzel futbol oynamayı çok özledi çünkü. Eğer ki devam ederse Olagen'i Paris'te görebiliriz önümüzdeki 2-3 hafta içinde. Umarım iyi futbol oynamaya başlarız ve Olagen de gitmek zorunda kalmaz. Neticede saygı duyduğumuz bir hoca. Dediğim gibi biraz programı uzun tuttum bugün. Biraz içim doluydu. Can sıkıcı bir maçtı çünkü. Bursaspor taraftarı olarak izlediğimiz maçların %80'i hemen hemen böyle geçiyor bu sezon. Ve bundan çok rahatsızım ben kendi adıma. Umarım önümüzdeki haftalarda bu gidişat değişir ve güzel, göze hoş gelen futbol oynamaya başlar Bursaspor. Musa Sow'un, Grozov'un ve son transfer Şehu'nun gelişiyle beraber. Umarım güzel şeyler olur. Programı izlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yani şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ataklık sistemi değişiyor ve 1000 abonenin altındaki hesaplar para kazanma özelliğinin dışında bırakılacak. Bundan dolayı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız daha da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Önümüzdeki hafta Alanya maçından sonra görüşmek üzere. Bay bay.